Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bilgi videosuyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün inceleyecek olduğumuz ATV motorumuz Kuba LH200. Arkadaşlar bu motor yaklaşık 2-3 senedir bizde var. Babam kullanıyor. Onun için birçok artı eksi özelliğini de biliyorum. Size hemen hem onlardan bahsedeceğim. Hem de buradaki resimlere, bilgilere bakarak size bilgi vereceğim. Burada bu şekilde arkadaşlar motorumuz. Plastik aksam kaportaları gayet geniş arkadaşlar. Kesinlikle su çamur atmıyor. Bu güzel bir özelliği. İkincisi ise arkadaşlar benzin depo hacmi gayet geniş. 15 litre sizi yolda bırakmıyor. Bir de arkadaşlar çalıştırma kolu var. Marşta bir sıkıntı olduğu zaman akünüz bittiği zaman şurada arkadaşlar bakın çalıştırma kolu var. Hemen debriyaj balatlarının üst tarafında bunu çektiğiniz zaman birkaç defada motorunuzu çalıştırıyor. Bu çok güzel bir özellik. Her motorda bu yok. Mesela Kuba 200 Elant'ta var arkadaşlar. Ancak ayak ile bu şekilde çalıştırma kol ile el ile daha randımanlı, daha sağlıklı oluyor. Böyle güzel özellikleri var arkadaşlar. Motorumuz Kuba LH200 modeli, türü onroad, modeli 2016, kilometremiz 3000, motor hacmi 200 cc denmiş. Ancak ruhsatta arkadaşlar bunlar ya 178 ya da 176 cc. Silindir hacmi tek silindir, fitesimiz 30 motik, çekiş tipimiz 4x2 şaftlı modeli. Çift kişilik arkadaşlar frenimiz disk, önde arkalarda soğutma sistemimiz arkadaşlar hava soğutma, rengi ise beyaz, bunların çok önemi yok. İsterseniz başka bir modele bakalım. Önden bu şekilde arkadaşlar motorumuz. Şase olarak da çok sağlam yapılmış bir motor arkadaşlar. Kendisi de oldukça ağır. Yaklaşık 300 kiloya yakın. Ön farlarımız, sinyallerimiz, ön sele. Bu şekilde isterseniz ön tarafa vinç de daha sonradan bağlayabilirsiniz. Bakın arkada disk. Buraya römork bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şaftlı modelimiz demiştik. Bu şekilde. Kilometre ekranımız burada. Yine arkadaşlar hemen kilometre ekranın ön tarafına kontak konulmuş. Burada uzun kısa farlarımız, sinyalimiz, kornamız ve marş düğümümüz var arkadaşlar. Burada ise yine gaz kolumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar koltuğu da özellikle çok uzun ve geniş. Gayet rahat. Fitesimiz bu şekilde. İleri, geri ve boş. Çekiş olarak da gayet iyi arkadaşlar. Yani dik motorlar kadar olması da fena motor değil. Şaftlı oluşu zincirliye oranla uzun ömürlü oluşu arkadaşlar. Şaftlıların böyle bu şekilde. Bu motordan da arkadaşlar aktaracak olduklarım bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.